Öncelikle hepiniz doktor ödül törenine hoş geldiniz. Ben çok vaktinizi almadan doktor ile ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Yarışmaya gerçekten beklentilerimizin üstünde bir katılım oldu. Bu nedenle gerçekten çok sevindik. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca ödül alan herkesi de tebrik ediyoruz. Evet, şimdi ben sunuma başlamak istiyorum. Bu sunum metni tamamen Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Kore'nin Güzel Adası Dokdo konulu çalışmanın direkt birebir çevirisidir. Onu sizlere iletmek istedik. Evet, ilk olarak Dokdo Adası, Doğu Denizi'nin en doğusunda yer alan Dokdo, tarihi, coğrafi olarak uluslararası antlaşmalara göre Kore topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Dokdo ile ilgili olarak herhangi bir toprak anlaşması söz konusu değildir. Hani Japonya bu şekilde iddiaları var ama uluslararası anlaşmalarla Dokdo'nun Kore'nin olduğu kesinleşmiştir. Coğrafi konumuna bakacak olursak Dokdo Uldan Adası'nın 89 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Yine Güney Kore şehri olan Pohang'dan da 267 kilometre uzaklıkta, Ateşkes hattından da 151 kilometre uzaktadır. Japonya'nın Oki adalarından ise 160 kilometre uzaktadır. Şimdi bu uzaklıklara bakılarak şöyle bir şey ortaya atılmış. Dokdo, Ulan adasından görünebiliyor. Fakat Japonya'nın Oki adasından görünemiyor. Yani bu bile Dokdo'nun Kore toprağı olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Dokdo'nun yine az önce de belirttiğim gibi iki ülke olan uzaklığına da baktığımızda tabii ki de Güney Kore'ye daha yakın olduğu ve Ulleung-do'dan rahatlıkla görüldüğü için Dokdo'nun Ulleung-do'nun bir parçası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihi belgelerde de Dokdo'nun Güney Kore'ye ait olduğuna dair pek çok araştırma mevcut. Bunlardan en önemlisi Sejong Jirji yani Kral Sejong yıllıklarının coğrafya bölümünde. Burada Dokdo ve Murun yani Ulleung-do'nun iki adanın birbirinden çok uzakta olmadığını ve berrak bir günde Dokdo'nun Ulleung-do'dan rahatlıkla görülebildiğini ifade edilmektedir. Dongbuk Mohunbikgo Yojigo sayısında ise yine Ulleung ve Usan'ın Usanguk toprakları olduğu ve Japonya'nın Dokdo'yu Matsushima olarak adlandırdığı yazmaktadır. Yine Dokdo'ya ilişkin pek çok devlet yayını mevcut. Dokdo'daki ilk anlaşmazlık nasıl ortaya çıkmış? 1600'lü yıllarda Joseon Hanedanlığı döneminde burada Japonya'nın Tottori adlı feodal klanından Ohya ve Muraka valileri mevcut. Ve aynı zamanda bunlar Ahyongbok adlı bir Koreli balıkçı ile işbirliği yapmak istemişler. Ancak Korelilerin Ulleung-do adasına geçişine izin yokmuş ve bu nedenle bu geçişi sağlayıp onlarla birlikte çalışabilmek için Japon yönetimine bir dilekçe sunmuşlar. Japon yönetimi de bu dilekçe ile ilgili olarak Joseon Hanedanlığı ile görüşmüş ve bu görüşmeler sonucu Ulleung-do anlaşmazlığı ortaya çıkmıştır. Ve yine Japon yönetimi 25 Aralık 1695'te Tottori Han'a bir talepte bulunmuş. Tottori Han'da şöyle bir araştırmaları sonucu ne Ulleung-do'nun ne de Dokdo'nun Tottori Han dediğimiz Japon toprağı ona ait olduğunu ait değildir şeklinde bir cevap vermiş. Ve yine Japon yönetimi 28 Ocak 1696'da yayınladığı bir genelge ile Japonların Ulleung-do adasına geçişini yasaklamış. Yani oranın bir Kore toprağı olduğunu kabul etmiş. Böylece de Dokdo'nun Kore toprağı olduğu teyit edilmiştir. Hızlıca geçelim buraları. Meiji dönemine kadar da yine Japon yönetimi Dokdo'nun Japon toprağı olmadığını ve Kore toprağı olduğunu ifade etmiş sürekli. Ve yine Japon yönetiminin hazırladığı belgelere de baktığımızda Dokdo'nun Kore toprağı olduğuna dair ifadeler geçtiği görülmektedir. Ve Meiji dönemi boyunca Japonya'nın en yüksek karar verme kurumu olan Dajokan tarafından 1877 yılında
İçişleri Bakanlığı'na bir direktif verilmiş ve doktor ile ilgili bir çalışma yapması istenmiştir. Dajokan durumu ise şu şekilde ifade etmiş. Doktor ve Uhundo'nun kime ait olduğu konusunda görüşmeler aracılığı ile iki adının da ülkemiz Japonya'ya ait olmadığı teyit edilmiştir. Yani bu Japonya'nın yaptırmış olduğu bir çalışmada da teyit edilmiş. Böylelikle Dajokan İçişleri Bakanlığı'na bir yönerge göndermiş. Takashima yani Japonların bu şekilde adlandırıyor. Ve diğer ada doktor ile ilgili olarak ülkemiz Japonya'nın onlarla bir ilgisi olmadığını aklınızdan çıkarmayın demiş. Daha sonra Dajokan'ın bu araştırmasına yine bir referans olarak Meiji İçişleri Bakanlığı basitleştirilmiş Iso Takashima haritasını eklemiş ve bu iki adanın da yani şu şekilde doktoyu yine bir Kore toprağı olarak göstermiş bu haritada da. Yine 27 Ekim 1900 yılında yayınlanan Ferman No. 41 ile burada da hemen şöyle ifade edeyim. Bu fermanın ikinci baskısında Jukdo ve Sokdo yani Dokdo'nun yanı sıra tüm Uhundo'nun Urdobu'nun yetki alanı altında konumlanmalıdır şeklinde bir ifade mevcut. Bu da yine Kore toprağı olduğu için Kore Uldogun tarafından yönetilmesi gerektiği ifade edilmiş. Ve yine Shimhun Tech raporuna baktığımızda bu da 28 Mart 1906 yılında burada da Shimman İdari Bölgesi sivillerinden ve yetkililerinden oluşan bir Japon araştırma ekibi Uldogun'un yargıcı Shimhun Tech'i ziyaret etmiş. Ve Dokdo'nun Japon topraklarına dahil edilmesini söylemiştir. Ancak Shimhun Tech'in Gangwon-do valisine bir rapor sunmuş ve burada ilçenin yetki alanı altındaki Dokdo ibaresi kullanılmış. Ve böylelikle Ferman No. 41'deki gibi Dokdo'nun Urdogo'nun bir parçası, yani onun yönetimi altında olduğu için haliyle onun bir parçası olduğunu açıkça göstermektedir. Yine bu şekilde Shimane Bölgesi Genel Duyurusu No. 41. Burada da Japonya Shimane Bölgesi Genel Duyurusu No. 40 ile Dokdo'yu kendi topraklarına katmaya çalışmış ve aynı anda Japonya, Kore Yarımadası ve Mançurya'da kendi çıkarlarını korumak için Rusya ile savaşmıştır. Japonya-Rusya savaşı sırasında Kore topraklarına sınırsız girebilmek için Kore İmparatorluğu'nu Kore-Japonya protokolünü imzalamaya zorlamıştır. Ve yine Kahire Deklarasyonu, burada da Japonya'nın kayıtsız teslimiyeti ve Kore'nin bağımsızlığına bağlı olarak Aralık 1944'te Japonya'nın şiddet ve açgözlülük ile aldığı bütün topraklardan ihraç edileceği ifade edilmiştir. Ve böylece 1945'teki Potsdam Deklarasyonu da bu Kahire Deklarasyonu'nun şartlarını onaylamıştır. Yani uluslararası anlaşmalarla da Dokdo'nun Kore toprağı olduğu onaylanmıştır. San Francisco Barış Antlaşması'nda ise burada da yine Dokdo'nun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız Kore Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak ifade edilerek bu tekrar yenilenmiştir. Son olarak Kore Cumhuriyeti Hükümeti Dokdo üzerindeki bu inkar edilemez toprak egemenliği konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ve yine hükümet herhangi bir provokasyon ile azimli ve sağlam bir şekilde ilgilenecek ve ada üzerindeki Kore'nin egemenliğini savunmaya devam edecektir. Sunumum bu kadardı. Hepinize dinlediğiniz ve buraya gelip katıldığınız için çok teşekkür ederim.